Konya'ya selamlar. İstanbul'dan bir izleyicimiz var. İzmir'e selamlar. Veya hangi şartlarda caizdir? Ben ortak yol, yani ne kadar inkar ediyor. Öğrenmek herkese farzdır. Sevgili izleyenlerimiz, sizler Allah'ın selamıyla selamlıyor. Yuvalarınıza huzur diliyoruz. Memleketimize huzur diliyor. Mazlum milletlere, mazlum Müslüman kardeşlerimize müreffeh yarınlar diliyor. Mevla'nın nusretini yaymasını dua ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, programımıza katılım sağlayabilirsiniz. 0312 alan kodumuz 294-4294 telefon numaramız. Canlı yayına katılabilir ve değerli hocamız, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi'ye suallerinizi canlı yayında sorabildiğiniz gibi sohbet edebilirsiniz. Değerli hocamıza paylaşabilirsiniz fikirlerinizi. Yine Diyanet'e soralım @diyanet.gov.tr mail adresimizden yazılı olarak dileklerinizi, sorularınızı gönderebilirsiniz. Sosyal medya hizmetinizde Facebook, Twitter, Diyanet'e soralım adreslerinden de anlık iletilerle programımıza katılım sağlayabilirsiniz. Bir parantez açalım buraya. Bu anlık iletilerinizi programlar boyunca kıymetli hocalarımıza yöneltmekteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kıymetli hocam, ilk durağımız Bismillah diyelim, selam edelim. Seyfullah Koç hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Koç. Sakarya'ya selamlar efendim. Alo. Hoş geldiniz. Buyurunuz Seyfullah Bey. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun efendim. Buyurun. Alo. Değerli hocam dinliyor. Telefondan iletişim. Ben şeyi soracaktım. Bir Müslüman herhangi bir mezhebe bağlı olmadan amel edebilir mi? Ve evet. Buyurun efendim. Buyurunuz. Bir Müslüman hani mesela bir mezhebe bağlı, mesela bir gün Şafii, bir gün Hanefi falan o şekilde amel edebilir mi yani? İbadet edebilir mi? Soralım değerli hocamıza. Ekleyeceğiniz bir şey var mı Seyfullah Bey? Peki iyi akşamlar diliyoruz. Sakarya'ya selamlar. Evet değerli hocam. Mezhep din değil. Dinin anlaşılmasındaki bazı farklılıkların oluşturduğu bir akım diyelim. Veya bir ne bileyim şey... Tabii İslam'ın ilk dönemlerde mezhep diye bir şey yoktu. Yani peygamberimiz zaten hayattayken insanlar problemlerini ona sorarak çocuğu hallediyorlardı. Böyle bir şeye ihtiyaç yoktu. İhtiyaç da yoktu. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra ashab döneminde, ashabtan sonraki nesil ki ona biz tabiun diyoruz. Ondan sonraki nesil ki tebaut tabiin diyoruz. Şimdiki bildiğimiz anlamda bir mezhep yoktu. Ama alimler vardı, müçtehitler vardı. Herkesin her şeyi bilmesi mümkün değil. Herkesin dini tahsil yapması da mümkün değil. Peki o zaman insanlar dini konulardaki problemlerini, sorunlarını nasıl halledecekler? Bilen birine soracaklar. Ve o zaman insanlar öyle yapıyordu. Bilen birinin de o zaman sabit bir mezhebi yoktu. Mesela diyelim ki Peygamberimizin vefatından sonra sahabi dönemine yetişenlerin, yeni Müslüman olanlar vardı veya ne bileyim Medine'den uzakta yaşayanlar vardı vesaire. Bunlar bir konuda tereddütler olduğu zaman, bilgilenme ihtiyacı duydukları zaman o zamanki sahabilere gidip soruyorlardı ama her zaman aynı sahabiye gitme durumları yoktu. Mesela bizim fakih sahabeleri dediğimiz bilgin sahabeler vardı. Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Amr İbni As. Mesela bunlara Abadile derler. Abdullah İbni Amr. Ha şimdi Abdullah İbni Mesud'dan onu söyledim. Birisinde Abdullah İbni Abbas'a gidiyordu, birisinde Abdullah İbni Ömer'e gidiyordu, birisinde Abdullah İbni Amr İbni As'a gidiyordu vesaire. Yani çeşitli. Veya birinde Hazreti Ali'ye, birisinde Hazreti Ömer'e gidiyordu. Onlardan sonraki nesillerde de aynı alimler yetişti. Fakat işte Hicri 2. asrın ortalarından itibaren, yani İmam-ı Azamların, İmam Maliklerin falan yaşadığı dönemden itibaren, İslam alemi çoğaldı, genişledi, Müslümanların sayısı arttı. Başka dinlere mensup insanlardan Müslüman olanlar oldu. Onların eski inançlarındaki, eski örflerindeki kalıntılar var. Müslümanlık genişledi, gittiği yerlerdeki yaşayan insanların örfleri var. Dolayısıyla problemler arttı, arttı, arttı. Böyle olunca o problemleri çözüm için bir bakıma sistemli çalışmalar başladı. Ve bu çalışmalarda işte İmam-ı Azam'ın bir ekolü vardı. İmam Şafii daha sonra geldi, onun ayrı bir ekolü, İmam Malik, ayrı şeyler. Ve bu imamların genelde bulundukları çevrelerindeki insanlar sorularını bunlara sormaya başladılar, bunlardan cevap aldılar. Mesela diyelim ki Irak'takiler,
İmam-ı Azam orada yaşadığı için ona sordular veya talebeleri. Mısır'dakiler İmam Şafii orada yaşadığı için ona sordular. Medine'dekiler İmam Malik Medine'de olduğu için ona sordular, ondan cevap aldılar. Fakat daha sonra bu imamların bilgileri kitaba geçti. Kayıt altına alındı. Kayıt altına aldı, kitaba geçti ve yayılmaya başladı. Ve insanlar bu kitaplardaki ve o kitaplarla yetişen alimlerin bilgileri, onların cevapları ile amel etmeye başladılar ve böylece mezhepler çıktı. Yani mezhep dinin aslında olan bir şeyi değil. Ancak bugün bir Müslümanın kendi başına eğer uzmanı değilse, ki dinin uzmanına müçtehit diyoruz biz fıkıh konularda, değilse mutlaka bir başkasının bilgisine, bilgilendirmesine ihtiyacı var. Peki bu başkası kimdir? Kim olmalıdır? Şimdi mezhepler olmuştur. Başkası deyince ben kurum olarak da ele alabilirim. Mezhepler olmuştur. Tabii zaman zaman insanlar arasında bir mezhebe tabi olmak şart değildir. İnsan bütün diğer mezheplerden yararlanabilir gibi filan görüşler var elbette. Yararlanabilir tabii, ona bir şeyimiz yok. Ama İslam alimleri işi basitleştirmemek, bayağılaştırmamak, sıkı tutmak için demişler ki mezhep değiştirmek caiz değildir. Bazıları. Ama caiz değildir derken bu Kur'an'a dayandığı için veya hadise dayandığı için değil. Evet. Ya kendileri o alanda sıkı tutmak için bir bakıma. Ama ihtiyaç halinde diğer mezheplerden yararlanabileceği konusunda görüş ayrılığı yok. Taklit edilebilir. Taklit edilebilir. Yalnız ben hiçbir mezhebe bağlı kalmayacağım şeklinde bir anlayış bugün için geçerli olmaz. Yani niye? Yani bağlı kalmayacak kişinin çok bilgili birisi olması. Çok bilgili olması lazım. Kendi çıkarımları yapması lazım. Kendi çıkarım yapması lazım. Evet. Yahut da işte etrafında sürekli devamlı işte istediği zaman başvurabileceği alimler olup onlara başvurması lazım falan, ki bunlar pek mümkün değil. Peki. Yani bugün için en azından teorik olarak mümkün olabilir, denebilir. Teorik olarak. Evet. Ama pratik olarak mümkün değil. Bir mezhebe bağlı kalmadan dini hayat yaşamak pek zor değil. Bunu iddia edenler bile kendileri bir mezhebe bağlılar. Peki efendim. Son cümleden hareketle değerli hocamız diğer soruyu da cevaplamış oldu konuşma içerisinde. Mezhep değiştirme noktasında, evet, hafife almama noktasında faydalanılabilir, taklit edilebilir dedi. Bir başka izleyicimizin suali şu. Hocama selam ediyorum diyor Ayla Sungur. İyi akşamlar diyorum değerli hocama. Sorum, Belçika'dan yazıyorum. Helal kesim olmayan yerlerden tavuk satın alan Türkler var hocam diyor. Bu konuya değerli hocam açıklık getirirse biz de burada daha rahat oluruz diyor. Şimdi bir hayvanın etinin yenilebilmesi için dinimizin mutlak gerekli gördüğü bir usul kesilmesidir. Kesilmeden boğularak, bir yüksek yerden yuvarlanarak veya iki hayvan tokuşarak, yani çeşitli yollarla ölürse bir hayvan onun eti yenmez. Normal zebh dediğimiz boğazından kesilmesi lazım. Evet. Tabii bu dört ayaklı dediğimiz, yani koyun, keçi, sığır gibi hayvanlarda söz konusu olduğu gibi kümes hayvanlarında da söz konusudur. Yani kesilmesi lazım. Bir. Peki kesende hangi özellikler aranır? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ehli kitapla ilgili olarak onların yemeği size, sizin yemeğiniz onlara helal kılındı anlamında bir ayet-i kerime var. Ehli kitap kimdir? Hristiyanlar ve Yahudilerdir. Evet. Şimdi biz bir Hristiyan ülkede yaşıyorsak, Hristiyan, halkı Hristiyan olan bir ülkede yaşıyorsak, onların yemeklerini yeme izni var ama tabii domuz hariç. Ha, bir, iki, bize ikram ettikleri yemeğin kesilmediğinin biliyorsak o da hariç. Ama bilmiyoruz. Yani biz gittik bir markete, bir lokantaya, dedik ki yani en işte rahat balık ve tavuktur dedik. Yani tavuğun cins olarak haram olmaz ya. Doğru efendim. Ve bilmiyoruz biz bunun kesilip kesilmediğini. Madem ki Hristiyan o, onun yemeği bize helal olduğuna göre biz onu yiyebiliriz. Ama eğer o hayvanın kesilmediğini biliyorsak,
Bu takdirde yememiz caiz olmaz biliyorsak. Yani şimdi bizim yurt dışında yani Avrupa'da veya çeşitli ülkelerde Allah'a çok şükür helal gıda üretimi veya helal gıda servisi yapan çok vatandaşımız veya diğer İslam ülkelerine ait insanlar var. Dolayısıyla öyle zannediyorum ki Avrupa'daki Belçika olsun, Hollanda olsun, Almanya olsun, Fransa nerede olursa olsun. Oradaki bir vatandaşımız rahatlıkla İslam'ın öngördüğü şekilde kesilen gerek beyaz et olsun gerek kırmızı et bu etleri bulma imkanına sahip. Böyle olunca tabii bizim tavsiyemiz böyle yerlerden alıp yenmeleri, böyle yerlerden ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Ama diyelim ki yok böyle bir yer. Sadece Hristiyan'ın yaşadığı bir yerde biz varız veya bizim gibi 3-5 kişi var, başka bir kimse yok. Ve büyük. Ve bu insanlar da tavuk satıyorlar. Ve biz de onun kesildiğini zannediyoruz. Onu yiyebiliriz. Peki efendim. Efendim Musa Hasanoğlu hocama selamlar. Gezginci arıcılık yapıyoruz diyor hocam. Balın öşrünü hangi oranda verelim diyor. Eskiden araziler öşrü ve haracı diye farklıydı. Öşrü ve arazi, haracı arazi diye iki tür arazi vardı. Ve arının bal aldığı çiçeklerin bulunduğu araziye göre de farklı hükümler vardı. Zamanımızda böyle bir şey söz konusu değil. Tek tip arazi var. O da mülk arazi veya mübah arazi dediğimiz devlete ait arazidir. Dolayısıyla farklılık yok bugün. Ve arının şeyi, balın zekatı toprak mahsulleri gibi değerlendiriliyor. Ve onda bir oranında. Yani balın zekatı olmaz diye bir şey yok. Yok. Balın zekatı vardır. Balın zekatı var ve üstelik 40'ta bir de değil. Toprak mahsulleri gibi onda bir oranda. Peki efendim. Ama tabii insanlar zamanımızda arıları götürüyorlar, getiriyorlar, ilaçlıyorlar, memnun ediyorlar. Onlar masraflar çıkabilir tabii. Peki. Şöyle bir soruyla devam edelim. Mail üzerinden Sedat Güney hocama selam ediyorum. Kurbanda zenginlik şartı aranır mı hocam diyor. Tabii. Şimdi nisap miktarı mala malik olması gerekir. Kişi kurban kesebilmesi, kesme mecburiyetinde veya kesmesi vacip olması için. Genel bir kural var bizim şeyde. Her külfet bir nimet karşılığıdır. Kurban kesmek bir külfet midir? Maddi bir külfettir. Külfet. Dolayısıyla o külfet ancak onunla ilgili yani malla ilgili nimete sahip olan için söz konusudur. Zekat için de aynıdır. Sadaka-i fıtır için de aynıdır. Kurban için de aynıdır. Dolayısıyla zekat için gerekli olan o nisap var ya 80.16, evet, 18 gram. İhtiyaç dışında ve borçlar dışında. O kadar malı olması gerekir bir kimsenin kurban kesmesi kendisine vacip olması için. Peki efendim şart olarak. Ona şer'i zenginlik diyoruz biz. Peki. Devam ediyoruz. Sakarya'dan bir izleyicimiz. Hattımızda Yusuf Özçelik. Hoş geldiniz Sayın Özçelik. Sakarya'ya selamlar efendim. Yusuf Bey. Efendim duyabiliyor musunuz? Hoş geldin, hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim, sağ olun. Buyurunuz, iyi akşamlar. Şimdi benim iki tane sorum var, beş beşe sorayım isterseniz. Buyurun efendim. Geçen 10 gün falan oldu o civarda. İstersen kanalın ismini de söyleyeyim, bir haber. Gerek yok isme, buyurun efendim. Tamam, gerek yok. Londra'da, İngiltere Londra'da, evet. Kilisede 20-25 tane Müslüman namaz kıldı. Evet. Fakat ben gördüm buradan önlerinde arkalarında haç işareti vardı. Kilisede namaz kılınabilir mi? Bu birinci sorum. Peki. İkinci sorum, hangi sebepten olursa olsun bir insan bir insanın canına kıydığı zaman öbür dünyada o canına kıyılan insan kıyandan ne türlü bir hak alacak? Peki soralım değerli hocamıza. Sorum bu kadar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz katılımınız için. İzleyebilirsiniz efendim. Sakarya'ya selamlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Kilisede namaz kılınabilir mi? Tabii insanın namaz kıldığı mekanın özellikle kıble kısmında başka dinlerin simgesi olan işaretlerin olmaması gerekir. Ki bu işaret dediği gibi haç olabilir. Veya bir heykel olabilir vesaire. Bu olmaması lazım. Peki bunlar yoksa kılınabilir mi? Demin bir şey söyledik ya, teorik pratik. Evet. Teorik olarak kılınabilir. Hatta şöyle bir olay vardır İslam tarihinde. Hazreti Ömer radıyallahu anh
Kudüs'e gitmiş. Kudüs'e. Orada o kilisenin papazı, rahibi, oradaki bir kilisenin, kiliselerinde namaz kılmasını teklif etmiş Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer kılmamış. Ve kılmama gerekçesi olarak da, şimdi ben burada namaz kılarsam, insanlar bunu adet haline getirir ve sizin kilisenizi camiye çevirirler. Yani burada, orada namaz kılınabileceği şeyi var. Doğru. Peki insanlar, yalnız o haber, yani o Londra'daki Doğru. kardeşimizin bahsettiği haberi ben biraz hatırladığım kadarıyla, bir bayanın peşinde namaz kılmışlar orada. O olmaz o. Sağında solunda bayanlar da var. Yok, sağ sol bir de önünde kıldıran yani bayan. İmam. Yani, imam bayan. Bu, bayanlar bu, imam olur mu? Olmaz o. Yani bayan bir bayanın erkeklere imamlık yapması yoktur bizim dinimizde. O başlı başına o zaman namaz. O ayrı bir mesele. Peki. Yani o caiz olmaz o. Peki. Ama bayanlar kendi aralarında cemaat yapıp kılabilirler işlerinde birisi. Peki efendim. İmam olarak o konuda da mezhepler arasında bazı farklılar var. Bayan bayana kıldırabilir mi? Onda. Evet. Ama erkeğe imamlık yapamaz. İşte bir iki tane böyle çıktı. Herhalde onların maksadı meşhur olmak mıdır? Yoksa insanların kafasını karıştırmak mıdır? Nedir bilmiyorum. Niye ihtiyaç duyuyorlar? Ha bir de niye kilisede namaz kılma ihtiyacında bu insanlar? Niye kıldılar? Evet. Zaruret olur kılınır. Mesela ben daha önceki bir programlarımızda da bahsetmiştim. Evet, evet. 1981'di yanlış hatırlamıyorsam. Yani o tarihlerdeydi. 81-82. Ben bir Hollanda'ya gitmiştim Ramazan için. Orada görevli olarak. Ve Ramazan bittikten sonra bir şehire geldim. Akrabalarım vardı. Cuma'ya rastladım. Ve orada Cuma namazını ben kıldırdım. Ve kilisede kılındı. Çünkü insanlar o zaman oradaki Müslümanlar namaz kılacak başka yer bulamadıkları için bir kiliseyi kiralamışlar. Ramazan boyu teravihlerini, o zaman camiler falan yoktu, şimdi var. Evet, yaygın değildi. Yaygın değildi. Peki. Namazlarını orada kıldılar ama o kilisedeki gayrimüslimlere ait o sembollerin üzerini çarşaflarla örtmüşlerdi. Böyle yapılarak ihtiyaç halinde kılınabilir. Peki. Efendim devam ediyoruz ama şu an bu kadar cami İhtiyaç vesaire yok, gerek yok. Yani zaten orada o şekilde namaz kılmak, ibadet etmeden çok bir gösteri şova benziyor zaten. Peki efendim. Evet, ikincisi değerli hocam, öldüren, yani ölen öldürenden hesap soracak mı? Şimdi tabii yani bir defa bir cana, bir kimse, bak Peygamber Efendimiz diyor ki, Müslümanların canı, malı, ırzı diğer Müslümanlara haramdır. Evet. Yani bunun anlamı nedir? Hiç kimse kimsenin canına kastedemez, malına zarar veremez, ırzına, namusuna zarar veremez. Verilmesi halinde haramdır bu, yasaktır. Haram olan bir fiili işleyen kişi de günahkardır. Ve burada nasıl ki insan birisinin malını telef ettiğinde bir hak geçiyorsa, canını telef ettiğinde de bir hak geçmiş olması lazım. Tabi insan adam öldürmenin dünyalık cezaları var. Tabi İslam fıkhına, İslam hukukuna göre farklı ceza, zamanımızdaki kanuna göre, ceza kanuna göre farklı bir ceza var. Bu dünyada cezasını çekiyor zaten ama evet. Hata ile adam öldürmelerde, hata ile bakın, bir diyet dediğimiz tazminat var. Bir de ayrıca işin dini, uhrevi yönü olarak, uhrevi yöndeki sorumluluğunu gidermesi için oruç var. Ona biz kefaret, katil kefareti katil diyoruz. Peki efendim. Adam öldürme kefareti. Ama hangi türde bu? Hata ile öldürmede. Kasten öldürdüğü zaman kefaret falan kurtarmıyor o işi. Şimdi Kur'an-ı Kerim diyor ki, bir Müslümanı taammüden öldüren kişi cehennemdedir diyor. Evet. Dolayısıyla onun cezası elbette olacak öbür dünyada. Herhalde yani bu net bu konuda belki bir şey yok ama öldürülen yani maktulün de katil üzerinde hakkı olacaktır. Efendim devam ediyoruz. Gelen sorulardan birine de Almanya'dan bir izleyicimiz soracaklar. Almanya'daki Müslüman kardeşlerimizi selamlıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Efendim selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurunuz efendim. Çok şükür sizin kanalınızı gördüm ve düşürdüm. Yani çok mutlu oldum. Sıkıntım şöyle benim. Buyurun. Eşim bana iftira atıyor. Eve çok affedersiniz. Gece
adam alıyorsun diyor. Hem de gece yani. Ondan sonra hiçbir yere çıkamıyorum. Evden kımıldayamıyorum. Geceleri devamlı kalkıp bakıyor, takip ediyor. Alışverişe hiç gidemiyorum zaten. Yani o kadar sıkıntıdan hasta oldum çok. Bilemiyorum da hani boşanmayı da kendisi de kalp hastası. Onu da vicdanım kabul etmiyor. İki tane zaten sakat çocuğum da var. Ne yapacağım? Yani bir de affedersiniz ama diyorum yani seni Allah'a havale ediyorum diyorum. Ve iki elim öbür dünyada yakamda. Bu bir iftira değil midir yani? Evet. Yani öbür dünyada bunun cezası büyük değil midir? Peki efendim. Ekleyeceğiniz başka bir sual var mı? Bir sual daha var. Bu zaten çok içimi yakıyor. İki senedir. Yani hakikaten hasta olacağım. Bir de arkamda iki sakat çocuğum var. Ona kim bakacak? Bir de şöyle. Ben şimdi bu sıkıntılardan alerji oldum. Namazlarımı, abdestimi alırken mest mi etmem lazım? Kollarım ve ayaklarım. Çorabımın üstünden ediyorum. Acaba olur mu? Su değdirmemem lazım. Peki efendim. Soralım değerli hocamıza. Hayırlar dileyelim. Mevla hayır nasip etsin. Bir çıkış nasip etsin. Çok teşekkür ederim. Kardeşlerimize hayırlı ömürler diliyoruz. Evet. Almanya'ya. Allah yardımcısı olsun bu hanım kardeşimizin. Ya anlaşılan o ki eşin biraz evhamlı. Yani bazı bu da bir hastalıktır. Bunun tedavi cihetine gidilmeli. Şimdi bir eşe, bir hanıma ister kendi eşi olsun, ister yabancı başka bir eş olsun, başka bir insan olsun. Zina isnadında bulunmaya biz şeyde istilahımızda kazf deniliyor. Kazf. Şimdi bir insanın zina ettiğini söylese bir kimse, ister erkek olsun o zina isnat ettiği kişi, ister kadın olsun. O iddiasını ispat etmek için 4 tane şahidin olması gerekir. Yani 2 şahit söylese bile o kabul edilmez. 4 tane şahit olur. 4 kişi bu insanları fiili zina halinde görmüş olacak. Ha, eğer bu şekilde 4 tane şahit fiili zina halinde görmüşse veya o zina isnat edilen kişi 4 ayrı mecliste 4 defa o fiili işlediğine dair ikrar ederse o zaman o zina etmiş sayılır. Yani suç olarak işlemiş olur hukuk nazarında ve cezasını görür. Eğer bunu ispat edemezse iftiracı olur. Müfteri. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki iffetli kadınlara zina isnat edip de 4 tane şahit getiremeyenlere 80 sopa vurur. Kur'an-ı Kerim söylüyor bunu. Kur'an-ı Kerim'in öngördüğü ceza. 1. 2. Onlar fasıklardır ve onların şahitliklerini de ebediyen kabul etmeyin. Ancak tevbe edenler müstesna. Kur'an-ı Kerim ifadesi bu. Yani bu gösteriyor ki bize zina etmeyen bir kişi için zina etti demek hem bu dünyada hem de öteki dünyada sorumluluk. Ceza gerektiren, sorumluluk gerektiren bir fiil. Çok büyük günah işliyor eşi. Onun için tabii o yani bunu bilinçli olarak yapıyorsa yani bu şeyi mutlaka onun bir karşılığını görecektir. Ha, peki bu hanımefendi ben ne yapayım diyor. Tabii o değerlendirme kendisine ait. Yani çocukları varmış özürlü. Eşi işte kalp hastasıymış. Yani bence o insanı bir gerekirse psikoloğa götürme. Veya ne bileyim o çevrede onun sözünü dinleyeceği, onu ikna edecek kişilerle konuşturma. Sonuçta bu böyle bir iddiaya katlanmak da kolay değil. Yani bir hanımın böyle bir isnadı katlanması kolay değil. Evet. İkinci sorusu alerji oluyorum diyor. Bak hasta olmuş. Evet. Eğer bu organlarını su değmemesi lazım diyor. Abdest organlarını yıkamak sağlığına zarar veriyorsa yıkamaz, mesh eder. Sargı varsa sargının üzerinden mesh eder. Şimdi ayaklarımı diyor. Çorap üzerinden. Şimdi tabii çorap üzerine mesh yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bizim Hanefi mezhebindeki ağırlıklı görüş yapılamaz.
Gerçi İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed'e göre bazı şartlarla yapılabiliyor. Ama bir bayanın giydiği çorap o şartları taşımaz. İnceliğinden dolayı. İncedir. Peki. Şimdi eğer yani kalın eskiden böyle ördükleri keçe gibi çoraplar vardı. Onlar üzerine yapılabileceğini söyleyenler var. Ben şunu tavsiye edebilir miyim bilemiyorum. Mesela mes türü bir şey ayağına giyse ki evden çıkamıyorum diyor. Sabahleyin abdest aldığı zaman mes türü bir şey ayağına girse ve o şekilde ayağını meshetse daha sağlıklı, daha sağlam olur. Peki efendim. Ama bulamazsa öyle bir şey, bulamıyorsa ve ayağını ıslatması zarar veriyorsa ve o alerjiden kaynaklanan yara ayağının tamamını veya tamamına yakınını kaplıyorsa çorabını bir sargı gibi değerlendirip sargının üzerinden meshetme şeklinde olabilir. Ama diyelim ki ayağının bazı yerlerinde var, bazı yerlerinde yok. O zaman olmayan yerleri yıkaması, olan yerleri meshetmesi. Peki. Efendim devam ediyoruz. Samsun'la birlikteliğimiz sürüyor. İbrahim Aras hattımızda. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Samsun'a selamlar efendim. Alo. Buyurunuz İbrahim Alo. Bey. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar efendim. Buyurunuz. Aleyküm selam. İbrahim Bey, telefondan iletişimimizi sağlayacağız. Beni duyabiliyorsanız. Duyabiliyorum şu anda. Peki. Hoş geldiniz. Değerli hocam sorunuzu dinliyorum. Hayırlı akşamlar. Sağ olun efendim. Buyurunuz. Duyabiliyorum. Sorunuzu alalım İbrahim Bey. Soruyorum. Şey yapacağım hocama. Buyurun. Şimdi geçen hafta programımızda bu altın ticaretiyle alakalı bir konuşma yapmıştınız. Neyle ilgili efendim? Altın ticaretiyle alakalı. Hay hay. Evet, altın. Şimdi biz de mesela kuyumuzdan altın alıyoruz. Evet. Aldığımız altını alıyoruz ama parasını TDR'de ödüyoruz. Evet efendim. Şimdi altın ticaretinde hemen işte peşin olması gerektiğini söylemişti hocam. Doğru. Bununla alakalı biz ne durumla bir karşı karşıya kalıyoruz? Onu öğrenmek istemiştim. Soralım değerli hocamıza, taksitli altın alıyoruz dediniz. Evet. Soralım. Ama altını alıyoruz tabii ki, yani o bizim tarafımıza geçiyor fakat parasını peyderpey ödüyoruz. Soralım. Yani bu durumda biz nasıl bir şeyle karşı karşıya kaldığımızı öğrenmek istiyorum. Soralım efendim. Alınabilir mi ya da nasıl alınabilir? Değerli hocamıza evet. Soralım. Samsun'a selamlar İbrahim Bey. Teşekkür İyi akşamlar efendim. Diliyoruz efendim. Evet. Eskiden altın gümüş para yerinde. Olarak değerlendiriliyordu. Hem de zinet olarak değerlendiriliyordu. Yani iki türlü. Bir bu şey haline getirilmiş. Lira gibi. Lira gibi olan altınlar vardı. Onlara dinar deniyordu. O para olarak kullanılıyordu. Ve o şekilde gümüşler vardı. Onlara dirhem deniyordu. Bir de altından veya gümüşten mamul, ziynet eşyası veya başka şeyler yapılıyordu. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde 6 tane madde sayıyor. Diyor ki bunları birbirleriyle satarken altını altınla, gümüşü gümüşle peşin olacak karşılıklı ve eşit olacak. Hatta kalitelisi ve kalitesizi eşittir. Ceyyiduha ve radiuha sevaun. Hadiste öyle geçiyor. Yani iyisi de kötüsü de eşittir diyor. Peki bunlar karşı cinstekilerle satılırsa ne olacak? Yani altın gümüşle karşılığı satılırsa o zaman miktarlar farklı olabilir ama peşin olması gerekir. Şimdi bugün zamanımızda altın, gümüş ve nakit, yani kağıt para, para olarak değerlendiriyoruz. Özellikle bu lira şeklinde olanları veya külçe şeklinde olanları. Bazı zamanımızdaki bazı alimler zinet olanları, yani gerdanlık gibi, küpe gibi, onları para türü olarak değil bir mal olarak değerlendiriyor ama bizim daha önceki kaynaklarımızda mesela üzerinde taş olan bir altın şey yapılırsa o taş çıkartılarak tartılacağı söyleniyor. Zamanımızda böyle bir şey var. Bu da gerekçe de şu, tahmin ediyorum. Şimdi bunları para olmaktan, para değil bunlar altın diyorlar. Ve gerekçe de şu, paranın iki özelliği var. Bir, birikim aracıdır. İki, tedavül aracıdır. Yani insanlar bir, parayla alışveriş yaparlar, ihtiyaçlarını giderirler. İki, parayı biriktirirler. Şimdi bilezikte, küpede, gerdanlıkta bu var mı yok mu? Bir defa tedavül için yok. Yani biz gidip bakkala bir bilezik parçası verip de ona şeker
Almıyoruz. Doğru. Ama birikim aracı olarak kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Doğru. Diğer şeyleri, o külçe olsun, lira şeklinde olanlar olsun. Cumhuriyet vesaire. Onlar altın olarak, para olarak değerlendiriliyor. Ona pek karşı çıkan yok bildiğim kadarıyla. Niye? Çünkü bir, uluslararası ödemelerde altın para olarak fiilen kullanılıyormuş. Ekonomistlerden aldığımız bilgi. Mesela Amerika'ya borcumuz var. Dolar olarak ödeyebildiğimiz gibi o borcumuzu altın olarak da ödeyebiliyormuşuz. Ve Amerika ben altın almam, dolar isterim diyemiyormuş. Dolayısıyla altının o kısmı ne oluyor şimdi? Tedavi. Para gibi. Evet. Birikim aracı olarak zaten kullanılıyor. Dolayısıyla bunlarda bir şey yok. Ama genel şu andaki kabul, hangi türden olursa olsun altın, para aynı hükümdedir. Dolayısıyla altınla para değiştirildiğinde mutlaka ikisinin de peşin olması gerekir ki buna biz sarf diyoruz. Hatta diğer peşinlerden bir farkı var. Aynı mecliste her iki bedelin el değiştirmesi gerekir. Ona kabz diyoruz biz. Mesela ben bir peşin bir elbise alsam, peşin diye elbise alsam, 5 gün sonra parasını ödesem o peşindir. Ama altın aldığım zaman peşin, 5 gün sonra ödediğim zaman onu yapamıyorum. Anında ödemem gerekiyor. Dolayısıyla şimdi altının vadeli veya taksitle satılması caiz görülmüyor. Peki insanlar buna muhtaç. Yani bu yapılıyor. Hemen. Muhtaç. Tabii bu insanlar bunu yaparken bir istismar olarak, yani bunu bir faizli muamele şeklinde yapanlar da belki olabilir ama daha çok diyelim ki paraya ihtiyacı var insanların veyahut da düğün yapacaklar, paraları yok. Gidiyor sarraftan alıyor bir miktar, onu sonra ödüyor. Şimdi satın alma şeklinde değil de ödünç alma şeklinde eğer altın alırsa kişi, ödünç alma. Yani ben senden 100 gram 22 ayar şu kalitede bilezik satın aldım. Ödünç istiyorum. Ve ben bunu işte filan zaman ödeyeceğim. O zaman 100 gram bilezik olarak ödeyeceğim. Veya onun bedeli olarak ödeyeceğim nasıl istersen. Derse ödünç almış olur. Bak satın almış olmaz. Aydan aya bu şekilde ödemesi. Şimdi o zaman aylık ödünç alması lazım. Aylık. Yani o biraz dolambaçlı görünüyor. Ama öyle değil de belli bir vade. Yalnız ödünç almalarda şöyle bir de durum var. Hanefi fıkhına göre. Ödünç almada vade bağlayıcı değildir. Ödünç vereni. Niye? Çünkü bu bir teberru türünden bir şeydir. İstediği zaman o zaman alabilir. Dolayısıyla istediği zaman alabilir. Bağlayıcı değildir onu. Öyle bir şey var ama insanlar öbür taraftan da verdikleri sözü yerine getirilmesini tavsiye eden, emreden ayetler de vardır. Yani bu altın ticareti biraz sıkıntılı gerçekten ama dediğim şekilde yapabilirler. Yani satın alma değil de ödünç alma şeklinde. Ve o ödünç aldığını öderken de isterse ödünç aldığı miktarda altın, İsterse karşılığı isterse de parayı anlaşarak o günkü fiyattan veya daha düşük veya daha fazla neyse o tamamen serbest. Üzerine sulh olarak ödeyebilir. Peki efendim. Değerli izleyicilerimiz, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanımız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi ile sohbetimize kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Ayrılmayınız. Sevgili izleyenlerimiz, birlikteliğimize devam ediyoruz. Diyanet TV'deyiz, Diyanet'e Soralım programında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Hocamıza dini konuları sormaya ve öğrenmeye devam ediyoruz. Çorum'dan bir izleyicimiz hattımızda, Mustafa Çakır. Hoş geldiniz, Çorum'a selamlar Sayın Çakır. Hoş bulduk hocam, hayırlı akşamlar diye. İyi akşamlar efendim, hayırlı buyurunuz. Akşamlar, sağ olun. Sizlerden bir istirhamım var da. Buyurun, estağfurullah. Dostum şöyle yapmış, bunu da kendisi sizlere sormaya utanıyor. Ben Çorum İskilip'ten arıyorum. Atıf Hoca'nın torunlarındanım. Ve vatandaş şimdi Avrupa'ya gidiyor. 500 çift ayakkabı alıyor. 500 çift. Şimdi bu 500 çift ayakkabının solunu getiriyor. Ankara'da gümrüğe bırakıyor solunu. Çünkü hani ithal etmesi münasip olmadığı için. Bu sefer tamam orada gümrükte ambara alıyorlar. Gidiyor. İkinci bir sahada getiriyor. İstanbul'da gümrüğe bırakıyor.
şimdi bu İstanbul'da gümrüğe bırakınca bu sefer ayakkabı tek olduğu için bu hani biliyorsun gümrüklerde bazen şey yapıp da bir toptan satıyorlar hani bunun zamanı geldiğinde. Bu vatandaş oraya varıyor tabii haberleri oluyor yani haberi takip ettiği için. Evet. Şimdi solu hiç kimse almıyor. Çünkü ayakkabı tek. Bu vatandaş bunu öldüm fiyatına belki 3 lira 5 lira tanesini alıyor getiriyor evine koyuyor. Ondan sonra sıra Ankara'dakine geliyor. Ankara'dakini de bu sefer geliyor. Onun haberi var ya hani. Evet. Ankara'daki de kimse Sadiye de bunu kimse almıyor. Bu sefer o sahi de alıyor getiriyor. Ayakkabı çiftleşiyor. Ayakkabının tanesi geliyor çifti 5 liraya 10 liraya. Ama bu ayakkabı satılıyor 100 liraya. Evet. Bunun helallığı haramlığı. Bir. İkinciye bir de sizden dünkü hatta Hoca Efendi'nin konuşmasında sizden bunu şey yaptım. Buyurun. Şöyle elektrik faturaları hususunda biliyorsunuz kaçak elektrik. Şimdi devlet bu kaçak elektriğin parasını bizden alıyor. Evet. Ancak bu kaçak elektriği yakan mı mesul, devlet mi mesul? Bunun hesabını yakan mı verecek parasını ödemediği için yoksa bunu devlet mi cezasını çekecek? Bunu sizlerden istimhar mı ediyorum? Sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Bizler de şimdi, yani işkilipli atfın sorunlarındayız. Birinci sorusu gerçekten evet. İlginç. Evet. Yani insanlar suistimalde sınır tanımıyorlar demek ki. Yani daha ileri bir şey söylemiyorum. Yani kimin aklına gelir böyle bir şey? Bir defa yanlış beyanda bulunmak. İnsanları kandırmak. Meşru kanuna hile yapmak caiz değil. Şimdi bu insan ne yapıyor? Bir, kandırıyor insanları. İki, hile yapıyor. Üç, suistimalde bulunuyor ki ona bizim halkımız onun bu yaptığına başka bir kelime peki kullanır. Ben onu burada kullanmıyorum. Biraz ağır kaçar belki peki diye. Ama onu yapan o kelimeyi aslında hak ediyor demektir. Dolayısıyla bu caiz değildir. Bu kişi haramdır bu kazancı, günah işliyor. Büyük tehlike. Günah işliyor, hak hukuk işin içine giriyor. İkincisi, kimi insanlar işte elektrik parası ödemiyor. Ve arkadaşımızın ifadesi galiba o değişti mi değişecek mi? Hocam şöyle, yani daha önce çarşamba günü sorulmuştu. He. Yani devlet işte bu kaçak elektrik payını da bize yüklüyor. Burada yani o kullanmayan kişiler mi ceza alacak? Bir defa devlet kullanıp da parasını ödemeyen kişi elbette cezalıdır, sorumludur, hak yiyor. Yani onun hesabını verecektir o mutlaka. Şimdi bir satıcı malını müşteriyle anlaşarak ve üzerine fiyat koyarak dilediği fiyatta satabilir. Ama 5 liralık bir malı normalde 5'e satarken senden önceki müşterinin parasını ödemeden gitti. Onu da sana yükleyip diyemez. Peki. Efendim devam ediyoruz. Gelen sorulardan birini de Sedat Güney soruyor. Evet, bu arada kurban sorusu Ahmet Bey'in sorusuymuş. Ahmet Biber, hocama selam edelim diyelim. Bir başka izleyicimiz Serhat Bey'e de mail üzerinden hocama selamlar. TOKİ'den taksitli ev aldım hocam. Düzenli olarak da aylık ödemelerimi yapıyorum. Şimdi TOKİ kampanya başlattı. Peşin ödemelerde %20 indirim yapıyor. Bankadan kredi çekerek ödeme yapsam doğru olur mu? Şimdi bu soru bizim kurula da geldi. Yani demek ki bu yaygın bir şey ki geldi. Onu arkadaşlarımızla değerlendirdik. Burada iki olay var. Bir, TOKİ'nin borcu düşürmesi. Buna hakkı var. Yani diyor ki senin bana 100 lira borcun varsa filan zamana kadar 80 lira getir üzerine affedeceğim. Ben o 80 bin lirayı bir yerden borç bulsam veya kendi param olsa gidip yatırsam problem yok. Peki ben o 80 bin lirayı ödemek için faizli para alıp 80'ini ödesem sonra da o para aldığım kişiye faiz versem bu faiz muamelesi değil mi? Evet. Mesela ben şöyle bir de şöyle bir değerlendirmede buluyor bazı insanlar ki hocalardan da böyle değerlendirmelerde bulunanlar varmış duyduğuma göre. Bunun ikisi de devlet. Yani TOKİ de devlet, Ziraat Bankası da devlet. Ziraat Bankası veriyormuş bunu. Devlet. Dolayısıyla devlete olan borcumu devlete ait bankadan aldığım krediyle kapatıyorum.
Sorun kalmadı. Ama devlette o bankaya fazla para ödüyorum ama devletin öteki kurumuna ödeyeceğimden yine az oluyor bu. Yani şöyle. Okey'e 100 lira borcu varsa. Ha, bu bankaya 90, 80 alıyor 90 ödüyor. Peki. Şimdi şöyle bir şey. Mesela senin bana borcun olsun. Hay hay. Olmasın. Olsun efendim. Allah sana çok versin. Her biri. Borcun olsun. Allah razı olsun. Ha, 100 lira. Ben desem ki sana Mustafa Hoca, senin bana 100 lira borcun var. Sen o parayı bu hafta sonuna kadar getir. 80 liraya razıyım, üstünü affedeceğim. Problem yok. Arkasından da desem ki ben sana 80 lira şey vereyim, borç vereyim. Onunla benim borcumu öde ama bana 90 lira olarak öde. O verdiğimi. Yani sizden öğrendiğimize göre bu karşılığı olmayan para ve faizdir. Faizdir. Peki. Yani biz böyle değerlendirdik bunu. Böyle değerlendirdik. Yani evet daha karlı oluyormuş vatandaş borçluğu böyle yaparsa ama doğrusu faiz konusunda şüphetü riba ki hakikatihi diye bir kural var. Yani faiz şüphesi hakikati gibidir. Dolayısıyla bundan kaçınmak lazım. Ki Peygamber Efendimiz veda haccında, ki Kur'an-ı Kerim'de zaten faizin yasak olduğunu bilen ayetler var. Ama veda haccında faizin her türlüsünü yasak olduğunu bize bildiriyor. Peki efendim. Van'la birlikteliğimiz sürecek. Van'dan Nuri Sobacı hattımızda. Hoş geldiniz Nuri Bey. Van'daki izleyicilerimize selamlar, hayırlı akşamlar efendim. Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurun. Hocam bu Bakara suresi 256. ayette tağut kelimesi geçiyor. Bu diyor dinde zorlama yoktur. Doğru. Tağut efendim. İzahat edilmiştir diyor. O halde tağutu reddedip Allah'a inanırsa kopat dinleyen sapasağlam bir kulpa yapışmış olur. Bu tağut kelimesi ne anlama geliyor hocam? Soralım değerli hocamıza. Ekleyeceğiniz başka bir soru var mı efendim? Hayır, teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Bu tağut kelimesi işte azgın, efendim zalim gibi anlamlara gelir. Fakat bu biraz da bağlamına göre farklı anlamlar belki çıkartılabilir. Bunu bir tefsire, bir meale baksın bu kardeşimiz. Yani ben şu anda kelime manası olarak bunu hatırlıyorum ama o bağlamı olarak ne şekilde tercüme edildi hatırlamıyorum. Bir tefsirler var elde bol. Kur'an-ı Kerim mealleri var. Onlardan birine baktığı zaman onun karşılığını bulabilir. Peki. Yani buraya sormasına gerek yok onun. Peki efendim. Devam ediyoruz. Savaş Kurt hocama selamlar. Rize'den yazıyorum hocam size diyor. Biraz sorularım var demiş. Cenaze namazlarında hocalarımız namazdan sonra duaları çok çabuk okuduğundan gözlemlerime göre cemaat yetişemiyor diyor. Nedense de hemen hemen her zaman böyle oluyor. Bunun usulü ne olmalı hocam diyor. Vallahi şimdi okumanın şeyi belli yani. İster bu dua olsun ister ayet olsun. Kelimeleri belli ederek okumak yeterlidir. Tabii cenaze duasının namazındaki cenaze dualarını bir Fatiha suresini okur gibi imam makamlı bir şekilde okumaz. Doğru. Yani genelde benim bildiğim gördüğüm şeyler cemaatin gelmesi bekleniyor. Yani imam geçtiği zaman hemen anında namaza durmuyor. Doğru. Cemaatin toplanmasını bekliyor. Helallik alıyor. Orada cemaat diyor ki tamam hazır namazı kılabiliriz. Öyle kılıyorlar. Yani burada tabii eğer hocalar çok aşırı süratli okuyorsa bu bahsettiği hoca o sakıncalı elbette ama peki. Normal bir okuyuş o şeyi sakıncalı görünmez. Efendim diğer sorum da diyor cenaze defin esnasında veya 3 gece Kur'an okunuyor. Yasin suresi okunuyor veya dualar Arapça yapılıyor. Okunan ayetlerinin ne anlatıldığı, ne mesaj verildiği, ne anlatmak istendiği gerekmez mi hocam diyor. Şimdi tabii Kur'an-ı Kerim'in anlaşılarak okunması elbette ideal olandır. Ve bunun yolu da ya Arapça öğrenmek veya o Kur'an ayetlerinin mealini öğrenmektir. Ama meal okuyarak Kur'an okunmuş sayılmaz. Meal nedir? Mana, Türkçesini yani. Okuyarak Kur'an okunmuş sayılmaz. İster cenazeden sonra olsun, ister başka zamanlarda olsun, Yasin veya benzeri bir şey okunduğunda orijinaliyle okunur ve o okunmadan dolayı da sevap kazanılır. Ama tabii okuyan kişilerin ve dinleyen kişilerin orada Cenab-ı Hak bize ne mesajlar veriyor, onu anlaması babında açısından şey yapılması, manaları anlamaları elbette
yerinde olur. Daha sohbet tarzı bir şey olabilir. Daha, daha sonrasında. Da, ya Kur'an'dan şöyle, sonra. İnsanlar çok şey öğreniyorlar. Doğru. Özellikle namaz sureleri kısa kısa sureler. Doğru. O surelerin manalarını bir Kur'an-ı Kerim mealinde, hatta bir elif cüzünde bile var. Namaz, eskiden namaz hocası diye kitaplar doğru, vardı. Evet. Yine var onlar. Hala. Onlar da dahi var bunlar. Yani peki, insanlarımız biraz araştırsınlar. Yani roman alıp okuyor. Para arıyor. Doğru. Veya ne bileyim başka bir kültürel kitap okuyor, okusun. Ama bu dini konuları da kendi dini inancı sonuçta anlatan kitapları arayıp okusun. Var bunlar peki, yani. Malatya ile birlikteliğimizi sürdürelim değerli hocam. Aslan Karahan attığımızda. Hoş geldiniz Sayın Karahan. Malatya'ya selamlar efendim. Aleyküm selam. Size de selam aleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurunuz. Hocama benim bir iki tane sorum olacaktı. Buyurun. Hocam şimdi babanın yaptığı günahlardan, aldığı beddualardan çocuk etkilenir mi? Etkilenirse nasıl etkilenir? Bir de çocukların anne baba üzerindeki hakları nelerdir? İkinci yani şöyle söyleyeyim hocam. Babam benim rahmetli oldu 2 yıl önce. Allah daha Allah. Önce öyledi. Böyle bir adam öldürmüş, kumar oynatmış, çeşitli şekillerde beddualar almış. Şimdi babama da kanser hastası oldu. Ben çok iyi baktım. Yatakta yattı, ben servetimi kazandığım her şeyi onun uğruna harcadım. Evet. Ama kendisi de bize çok kusursuz böyle yani zulmetti. Ben de şimdi rızık darlığı yaşıyorum. Yani bunun sebebi nedir? Sayın hocamdan öğrenmek istiyorum. Peki efendim. Soralım değerli hocamıza. Malatya'ya selamlar, hayırlı akşamlar diliyoruz aslan. Önce şunu söyleyeyim. Bir hadis-i şerif var. Üzkuru mehasine bevtakum. Yani ölülerinizin iyi yönlerini anın. Şimdi bir hoca, tanınmış bir hoca, onun çocuklarından bir tanesi hocanın yaşantısına uygun bir yaşantı yaşamıyor. Farklı bir yaşantı yaşıyor. Bu çocuk vefat etti. Biz de gittik cenazesine. O hoca, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Dedi ki, bu çocukla ilgili farklı şeyler söylüyorlar, söylenir. Ve farklı yönleri vardı. Ama bir yönünü ben hep hatırlayacağım. Hacca gitmiştim. Biraz da rahatsızdım. Kabe-i Muazzama'nı tavaf ederken o çocuğa rastladım. O da gelmiş peşimden, duymuş. Dedi ki baba, seni arıyorum. Senin rahatsız olarak buraya geldiğini duydum. Senin burada hizmete muhtaç, ihtiyaç duyduğunu düşünerek peşinden ben de geldim. O zamanlar şimdiki gibi kur arşubu yoktu. Yok. Tabii hoca fevkalade memnun oluyor ve ben hep hayatım boyunca o çocuğun sadece bunu yönünü hatırlayacağım demişti bize. Çok güzel bir dersti. Hadis bunu gerektiriyor. Dolayısıyla şimdi biz ölülerimiz ne kadar hayatta yanlış işler yapmış iseler de biz onların iyi yönlerini hatırlamaya çalışalım. Peki. İşledikleri günahları değil. Yani bu hem bu kardeşimize tavsiyem olsun hem genel herkese tavsiyem olsun. Bu bir. İkincisi, bir kimsenin işlediği bir günahın suçunu başkası çekmez. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِذْرَ اُخْرَى Kur'an-ı Kerim ayetidir. Kimse kimsesinin yükünü çekmez. Kimse kimsenin suçunu yüklenmez. Herkes kendi yaptığından dolayı sorumludur. Ancak eğer bir kimse bir kötülüğe engel olma imkanı olduğu halde o kötülüğe engel olmazsa, o zaman öteki kişi o günahı işlediği için, kötülüğü yaptığı için değil, o kötülüğe engel olmadığı için sorumlu olur. Yani bir kötülük gören kişi o kötülüğe engel olacak ya, mümkünse eliyle, mümkünse diliyle, mümkünse kalben buz edecek ya, eğer bu görevini yerine getirmediyse, o zaman ondan dolayı mesul olur, sorumlu olur. Veya bir çocuk eğer asi ise, isyankarsa, baba o çocuğun eğitimi, terbiyesi çağında ona karşı vazifesini yapmadıysa sorumlu olur. Yani o işi o çocuk yaptığı için değil, ona karşı vazifesini yapmadığı için. Dolayısıyla bu soru soran kardeşimizin babasının işlediklerinden dolayı bunun kendisini herhangi bir sorumluluğu olmaz. Nitekim ona baktım diyor. Yani onların sevabını alacaktır. Peki. Yani sonra şunu da biz tavsiye edelim. Malum bir hadis-i şerif var. İnsan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Bunun 3 istisnası var. O istisnalardan birisi de
peşinden dua edecek, hayırla onu yad edecek bir evlat bırakan kişi diyor. Babası için dua eden, salih ameller işleyen birisi olursa inşallah onun işlediği günahlardan en azından bir kısmına affedilmesine vesile olur. Efendim, evet, devam ediyoruz inşallah, geçmişlerimize rahmet dileyelim. Ender Kaya hocama selamlar diyor. Fıkhül Ekber'de mütevatir hadisi inkar eden kafir olur diyor. Hadisleri zayıf hadis deyip kabul etmeyenler mürtet olur mu hocam diyor. Şimdi mütevatir hadis ne demek, onu bir önce açıklayalım. Mütevatir demek, yalan söyleme konusunda bir araya gelmesi mümkün olmayan büyük kitlelerin, kalabalıkların naklettiği habere mütevatir haberdir. Evet. Bu sözlü olabilir, amelle olabilir. Mesela bizim namaz kılış şeklimiz peygamberden günümüze mütevatir olarak gelmiştir. Yani büyük kitleler bunu aktarmış. Bütün mezheplerde, dünyanın her tarafındaki insanların kıldığı namazda rükû var. Hepsinde secde var. Hepsinde Kur'an-ı Kerim okunur. Tahiyyat var. Hepsinde tekbir alınır. Hepsinde selam verir. İşte bu mütevatir haberdir. Ve bunu inkar etse bir adam dinden çıkar. Niye? Çünkü peygamberimizin söylediği konusunda şek şüphe olmazsa bu Kur'an-ı Kerim ayeti hükmünde kabul ediliyor. Ve peygamberimizin bu sözüyle mütevatirdir. Türünden ise eğer ki onların sayısı çok fazla değil, farz sabit oluyor, haram sabit oluyor. Ama diğer hadisler ki onlar mütevatirin dışındaki hadislere ahad hadislerimiz genel anlamda. Bunlarda bir zan söz konusu. Tekil oldukları için mi hocam? Yok, tekil olmayabilir. Mesela üç kişi de rivayet edebilir hadisi. Peki. İki kişi de rivayet edebilir, dört kişi de ama genel değil. Rivayet eden ravilerin, kişilerin, o nakleden kişilerin sayısı diğerlerine göre daha o az. Tevatür dediğimiz yalan söyleme hususunda bir araya gelmeleri mümkün olmayan kalabalıklar kadar değil. Peki efendim. Bunlar ahad hadis diyoruz geneliyle. Onun da tabii alt bölümleri var. Bunlar zan ifade ettikleri için, kesin olmadıkları için bunları inkar etmesi halinde bir kimse dinden çıkmaz, mürted olmaz. Peki. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. İzleyicimizin ikinci sorusu var ama süremiz bitti. İnşallah yarın ve diğer günlerde değerlendiririz. Çok teşekkür ediyoruz. İlminizden istifade ettik. Sıhhat diliyoruz tüm izleyicilerimiz adına. Sevgili izleyenlerimiz, sizleri de Allah'a emanet ediyor. Yuvalarınıza huzur diliyoruz efendim. Hoşçakalın. İstanbul'dan bir izleyicimiz var. Hangi şartlarda caizdir? Orta bir, yani ne kadar imkan edilir? Öğrenmek herkese farzdır.